Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS Tarih 100 tahmin soru videomuzu çekiyorduk. Bu ikinci partımız olacak. İnşallah buradan sizlerin karşısına inşallah sorular gelir ve sizler de yapmış olursunuz. Hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden ikinci partımızın ne yapalım videosuna başlayalım. Soru çözümüne başlayalım. Bakalım ilk soru bizim için ne diyor? İslamiyet öncesi Türk tarihi incelendiğinde Doğu Roma İmparatorluğu'na ilk resmi elçilik heyetini aşağıdaki devlet adamı hangi devlet adamı göndermiştir diye sorduk değerli arkadaşlar. E bu yine önemli bir e, bilgidir, sorudur. E, daha önce böyle bir tarz soru çıkmadı KPSS'de, lisans'ta. E, en azından kimin olduğunu bilmemiz bizim açımızdan önemlidir. E, değerli arkadaşlar ilk resmi elçilik heyetini kim gönderiyor? İstemi Yapguhan gönderiyor. Bunu asla unutmayalım. Cevabımız burada A şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Anadolu Selçukluların ilk bakır parası bu dönemde bastırıldı. Bu dönemde batı kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesi ilk defa kullanıldı. Yukarıdaki özellikler hangi hükümdar dönemindedir diye sorduk Anadolu Selçuklu devletinde. E, bu özelliklerin hepsi değerli arkadaşlar Sultan 1. Mesut dönemi. E, ne tekabül ediyor. İlk bakır paranın bu dönemde bastırıldığını ve batı kaynaklarında da ilk kez Türkiye ibaresinin e, Sultan Mesut döneminde birinci Mesut döneminde kullanıldığını ne yapmayalım unutmayalım. Geldik bir diğer sorumuza. Bizans ile Milökefelon savaşı onun hükümdallığı döneminde yapıldı. İlk altın para onun döneminde bastırıldı. Ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Peki bu hükümdarımız kimdir? Değerli arkadaşlar bakıldığı zaman Sultan 2. Kılıçarslan'dır. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Ölseyim arkadaşlar son yıllarda artık neyi sormaya başladı? Değişik sınavlarında birçok kurum kuruluş sınavlarında artık Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdallarını sormaya başladı. O yüzden bizler de bu hükümdalların özelliklerini bilirsek inşallah soru geldiğinde hata yapmayız. Sultan II. Kılıçarslan unutmuyorsunuz. Kefalon Savaşı'nda tahtta o var. İlk altın para onun zamanında ve ölmeden önce de ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırdı. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ticaret yapılan mekanlar arasında gösterilemez diye sorduk. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlar, arasta neydi? Üstü örtülü ya da dükkanların önü saçaklı çarşıydı. Kervansaray, kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan konak yeriydi. Han e, genellikle uzun yollarda, yol üzerinde, e, kentlerde, kasabalarda e, yolcuların hayvanlarıyla birlikte konaklamalarına, konaklamalarına yarayan e, yapıydı. Bedesten neydi? Bedesten'de içinde kumaş, mücevher gibi, silah gibi benzeri değerli eşyanın satıldığı kapalı çarşıydı. Maristan ise Tolunoğulları zamanında kurulan bir neydi? Değerli arkadaşlar hastaneydi. Cevabımız burada Maristan olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki anlaşma ile özellikleri açıklaması hangisini yanlış olarak verilmiştir diye sorduk. Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batıdaki en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşmaydı. Doğru. Ferhat Paşa Anlaşması doğudaki en geniş sınırlarımıza ulaştığımız anlaşmaydı. Doğru. Bahçe Saray Ruslarla imzaladığımız ilk anlaşmadır arkadaşlar. Önemlidir. Unutmayınız. Kars anlaşması günümüz İran sınırını belirleyen anlaşmadır. Doğru. Zitvatorok Anlaşması Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak mı? Hayır. E, tam tersi e, Osmanlı Padişahı e, Avusturya Arşidükü'ne denk sayılacaktı. Peki hocam bu Osmanlı Sadrazamına ne zaman denk sayılıyordu? 1533 İstanbul Anlaşmasında Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Bir diğer sorudayız. 1740 tarihinde Fransa'ya Belgrad Antlaşması'na ara buluculuk yapmasından dolayı kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi... Hangi Osmanlı padişahı zamanında meydana gelmiştir? Kapitülasyonlar biliyorsunuz ki arkadaşlar 1. Mahmud döneminde sürekli hale getirilecektir. Peki niye arkadaşlar? Çünkü Belgrad anlaşmasında 1739'da Fransızlar ara buluculuk yaptığı için 1740 tarihinde kapitülasyonları sürekli hale getiriyoruz. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almış fakat borçları ödeyememiş. Bunun üzerine 1881 tarihinde Osmanlı Devleti nokta nokta ile iflasını açıklamıştır. Ne ile iflasını açıklayacak? Muharrem Kararnamesi ile. Ne yapacaktır? İflasını açıklamış olacaktır değerli arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. 93 harbi sonucu Ayasofanos Anlaşması ile Ruslara bırakılan ancak Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti'ne kalmasına karar verilen yer neresidir diye sorduk sizlere. Değerli arkadaşlar Ayasofanos Anlaşması ile Ruslara bırakılan ancak Berlin Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nde kalmasına karar verilen yer neresidir? Doğu Beyazıt'tır. Bakın iki yer var. Doğu Beyazıt ve Eleşkirt. Eleşkirt'i genellikle ilk defa duymuş olabilirsiniz ama Eleşkirt'in de olduğunu biliniz. Kars, Ardağan, Batum Ruslara bırakılacaktır. Teselya ise Yunanistan'a verilecektir. Burada cevabımız Doğu Beyazıt olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk banka. Arkadaşlar Sultan Abdülmecit döneminde 1847 tarihinde kurulan Bankı Dersaadettir. Bakın sakın Ziraat Bankası demeyiniz. Ziraat Bankası 1888 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde kurulacaktır ama 1847 tarihinde Sultan Abdülmecid döneminde banka der saadet kullanacak. Der kelime anlamı İstanbul demek. ki Tersten okursan zaten İstanbul Bankası olacaktır. Bir de sorudayız. Osmanlı Devleti'nin ilk telgraf denemesini gerçekleştiren ve telgrafın mucidi Samuel Morse madalya veren padişahımız kimdir diye sorduk arkadaşlar. bu telgraf denemesini gerçekleştiren, telgrafı mucidi olan Morse madalya veren padişahımız Sultan Abdülmecid'dir değerli arkadaşlar cevabımız C şıkkı olmuş oldu. bizim ise ilk telgraf arkadaşlar hatları nereye çekildi? İstanbul, Edirne, Şumlu arasına çekilmişti. Bir diğer sorudayız. 3. Murat döneminde İstanbul'da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunan ünlü bilim insanımız kimdir diye sorduk. 1526-1585 yıllar arasında yaşamış Osmanlı'da müderrislik yani öğretmenlik ve kadılık yani hakimlik yapmış 3. Murat döneminde İstanbul'da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim insanımız kimdir? Takuiddin Mehmet'tir değerli arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Katip Çelebi, Hezar Ahmet Çelebi, Evliya Çelebi bunlar 4. Murat döneminde yaşamış ünlü bilim insanlarıdır. Ali Kuşçu da Fatih döneminde arkadaşlar yaşamış Ayasofya'da müderrislik yapmış bir bilim insanıdır. Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi cephelerde İngilizlere karşı önemli zafer kazanmıştır? Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti hem Çanakkale cephesinde hem de Irak cephesinde İngilizlere karşı önemli zafer kazanıyoruz. Bakın sadece Çanakkale'de değil Irak'ta biz selman Pak muharebelerinde Kutul Amare'de ne yaptık? Zafer kazandık İngilizlere karşı ama Kanal cephesinde kaybettik. Burada cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 30 Ekim 1918 tarihinde Monros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Osmanlı Devleti'nin hükümetin başında hangi devlet adamı bulunmaktaydı diye sorduk arkadaşlar. Ee, bu denemeyi ben geçen sene yazdım. Bu soruyu hep bekliyordum arkadaşlar. KPS Orta Öğretim'e geldi geçen sene. 2022 KPS Orta Öğretim'e. Ama ne olur ne olmaz ÖSYM ee, sorabilir mi tekrar? Sorabilir. Çıkmış soru çıkacak sorudur diyoruz. O yüzden Mondros Ateşkesi Anlaşması'nda unutmayınız Ahmet İzzet Paşa hükümeti bulunmaktadır. Bir diğer sorudayız. 28 Ocak 1920'de gerçekleşen Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in kurulmasını istediği grup nokta nokta ancak onun yerine başkanlığına Rauf Orban yaptığı nokta nokta grubu kurulmuştur. Yukarıda bırakılan boş yerlere Hangisi getirilmelidir diye sorduk. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in kurulmasını istediği grup müdafaa i hukuktur. Hatta Mustafa Kemal e, bu istekte bulunuyor ama Felal Vatan grubu kuruluyor. E, bu grubu kuranları saltanat yardakçısıyla suçluyor Mustafa Kemal. E, burada cevabımız değişik oldu. Bakın böyle bir soru tarzı karşınıza gelebilir. Yine önemli bir soru tarzı ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sormuş olduğu hangi savaşın hangi isimleri var? Bunları ne yaptı ÖSYM? E? Sordu. Bize de sorabilir mi? Sorabilir tekrardan. O yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. tarihi Zabitler Savaşı, Subaylar Savaşı, melhami Kübra yani büyük yıkım 22 gün 22 gece savaşı olarak geçen savaş Sakarya Savaşı'nın e, olduğunu bilin siz değerli arkadaşlar. Büyük Taarruz'un diğer isimleri Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Dublu Pınar Meydan Savaşı, Rum Sındığı, Sat Harekatı gibi arkadaşlar Neler var? İsimler, isimleri vardı Küçük Asya felaketi yine Büyük Taarruz'un diğer ismiydi. Büyük tarz öncesi aşağıdaki hangi Dışişleri Bakanımız yurt dışına gönderilerek sorunların barışçı yollardan çözüm için son bir çaba harcanmıştır? Yine beklediğim soru tarzlarından birisidir değerli dostlar. E, bu Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengeri Şenk'tir. Ben bunu defalarca daha önceki yıllarda videolarımda bu adam bir gün gelecek diye 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 arkadaşlar lisansa getirdik ama Nerede sordu? Bekir Sami Bey'den sonra kim geldi diye sordu Londra konferansının ardından Yusuf Kemal Tengrişenkti. Ama böyle bir soru tarzında yine ben bekliyorum Yusuf Kemal Tengrişenk çok önemli bir adam arkadaşlar. O yüzden ne olursunuz bu bilgiyi unutmayın. Lozan Konferansının resmi dili nedir peki arkadaşlar? Lozan Konferansının resmi dili Fransızca'dır. Bakın Lozan e, nerede oldu? İsviçre'de oldu ama resmi dili Fransızca'dır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? 2. Meclisin açılması değerli arkadaşlar 11 Ağustos 1923'tür. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 13 Ekim 1923'tür. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'tür. 29 Ekim 1923. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924'tür. Şeyh Said isyanı 1925 tarihinde gerçekleşmiştir. Hangisi daha önce olmuş oldu? İkinci meclisin açılması diğerlerinden daha öncedir. Yukarıda verilen devlet adamlarından hangileri? Atatürk döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmıştır. Atatürk döneminin arkadaşlar sırasıyla e, ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar'dır. Daha sonra Kazım Özalp'tir. Daha sonra ise Abdülhalik Renda'dır. Burada cevabımız E-Şıkkı olmuş oldu. bir bilgi daha söyleyelim. O zaman ne oluyor? Atatürk döneminin en uzun... E, Atatürk döneminin son... Dış, e, konuşamadım. Atatürk döneminin son meclis başkanı Apül Halik Renda olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Bir tık yer alalım şöyle. Halifeliğin kaldırılması askeri ve bürokrasi çevresini rahatsız etmiş... Bu durumun etkisiyle askerlik hizmetinden istifa eden kişiler olmuştur. Buna göre verilen isimlerden hangileri askerlik mesleğinden istifa edip siyaseti seçmiştir diye sorduk. Bu isimlerin arasında arkadaşlar şimdi Mustafa Kemal Paşa asker milletvekillerinden bir tercih yapmalarını istiyor. Yani orduyla siyaseti birbirinden ayırmak istiyor Mustafa Kemal. Ve bu şekilde de değerli arkadaşlar bu isimler arasında Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Askerlik e, yapan kişiler, e, komutanlar ne yapacaktır? Bu meslekten istifa edecektir. Parlamentoyu, siyaseti ne yapacaklardır? Seçeceklerdir. Ancak Fevzi Çakmak gibi, Fahrettin Altay gibi, Cevat Çobanlı paşalar gibi paşalar da askerlik hizmetinde e, bulunmaya devam edeceklerdir. Burada Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy istifa edip siyaseti seçiyor. Fevzi Çakmak da arkadaşlar Genelkurmay Başkanı olarak görevini idame ettirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk ilkeleri hangi yılda dahil ediliyor? Unutmayınız değerli arkadaşlar 1937 yılında dahil edilmiştir 24 Anayasası'nın 37 değişikliğiyle. Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli İstanbul'da Sarayburnu'nda yapan Yunus Nadir'in çıkardığı Z yeni gün e, gazetesinin katkılarıyla Afyon Zafer Anıtı ve Ankara Zafer Anıtı'nı inşa eden heykel tıraş kimdir değerli arkadaşlar? Henry Cripple'dır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Atatürk döneminde köylüleri desteklemek için çıkarılan yayın organının ismi nedir? MİB'in kitabına da girmiş bir bilgi. Yurt gazetesidir. Arkadaşlar köylüleri desteklemek için çıkarılıyor. Ülkü dergisi de halk evlerinin yayın organıydı. Sadabat Paktı hangi şehirde imzalanmıştı? Değerli arkadaşlar İran'ın Tahran kentinde imzalanmıştır. Soğuk savaş döneminde Sovyet Rusya'ya karşı ilk tepkiyi vererek komünformdan çıkarılan ülke yine Mevin kitabına girmiş bir önemli diğer sorudur. Kim arkadaşlar? Çıkarılan ilk ülke Yugoslavya'dır. Yugoslavya'nın Yugoslavya'nın Kominform'dan çıkarılmasının sebepleri nedir? Bir, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun diğer uydu devletlere kıyasla Rusya'ya karşı bağımsız hareket etmesi yine Tito'nun Balkanlar'da bir federasyon kurmak istemesine Rusya'nın tepki göstermesi ve de Tito'nun komünizmi Yugoslavya'nın milli şartlarına göre uygulamaya çalışması bu gibi sebeplerden dolayı formdan çıkarılıyor. Avrupa Birliği'nin oluşum sıralaması hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorduk. Şimdi Şuman planı 1950'dedir. Arkadaşlar Brüksel Anlaşması 1965'tedir. 65 Paris Antlaşması değerli arkadaşlar 1951'dir. 51 Maastricht Antlaşması 1992'dir. 1992'de Roma Antlaşması ise 1957 yılında olacaktır. Burada sıralamamız ne olacaktır? Önce Şuman, daha sonra Paris, daha sonra Roma, daha sonra Brüksel, daha sonra ise Maastricht Antlaşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş döneminde ekonomik alanda yapılmış oluşumlardan biri değildir diye sorduk. E, Komünform arkadaşlar Stalin'in e, Amerika'nın <laughs> Marshall Planına karşılık 1947'de kurduğu örgüttür. Örgütün amacı nedir? Dünyadaki komünist hareketi kontrol etmektir. Diğer seçeneklerdeki verilenler ise ekonomik alanda yapılmış oluşumlardır. Cevabımız Komünform oldu. Siyasidir. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi milattan sonra 350'lerde Afganistan ve Kuzey Hindistan'a göç ederek burada bir devlet kurmuştur. Bu devlet kimdir? Eftalitlerdir ya da diğer ismiyle Akunlardır değerli arkadaşlar. Cevabımız yeşil oldu. Akunlar da biliyorsunuz ki Sasani ve Göktürklerin e, ittifak kurarak yıktığı bir devletti. 1243 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında meydana gelen Köse Dağ Savaşı sırasında Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir? diye sorduk sizlere. Arkadaşlar dediğim gibi hangi savaşta hangi hükümdar var bunları biliyorsunuz. Ezberliyorsunuz. Öyle sınava giriyorsunuz. Kösedağ Savaşı'nda ise Sultan 2. Gıyaseddin Şeyh vardır. Bir diğer sorudayız. Abbasi halifelerinin hakimiyet sembolü olarak Türk hükümdarlarına gönderdikleri elbisenin adını sorduk sizlere. Bu elbisenin adına biz ne diyoruz? Tras diyoruz arkadaşlar. Tras diyoruz. Orun kurultayda oturma düzenlemelerin isimde çıktı. Tekrar çıkabilir. Çetir Saltanat Şemsiyesi de menşur. arkadaşlar arkadaşlar hükümdallığını onaylamadır. Halifenin bir başka hükümdarı. Örgün taht demektir. Traz'da zaten söyledik. Hangisi Orhan Gazi döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir. Orhan Gazi dönemi 1326-1362 yıllar arasını kapsar. Burada burada Bursa alınarak başkent ilan edilmiştir. İlk medrese İznik'te açılmıştır. Karesoğulları Beyliğine son verilmiştir ve Anadolu Türk siyasi birliğine yönelik atılan ilk adımdır ve son verdiğimizde ilk beyliktir. Ve Hacıil Bey, Evrenos Gazi, Ece Halil gibi komutanlar da Osmanlı Devleti'nin hizmetine girecektir. Sancak sistemini yine Orhan Gazi başlatmıştır. Sancak sistemine yetişen ilk kişi ise birinci Murat olacaktır. Pençik sistemini, arkadaşlar Pençik sistemi neydi? 1. Murat döneminde iki ki gelişmeler arasında yer alıyordu ve savaş esirlerinden 5'te birini alıyorduk arkadaşlar. burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Osmanlı'da 17. yüzyıl sadrazamları arasında hangisi yoktur diye sorduk. 17. yüzyıl sadrazamları arasında arkadaşlar yani duraklama döneminin sadrazamları arasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var, Tarhuncu Ahmet var, Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa vardır ama Damat İbrahim Paşa değerli arkadaşlar Lale Devri'nin sadrazamıdır ve 18. yüzyıl 1718-1730 yılları arasını kapsayan e, dönemde ne yaptı? Sadrazamlık yaptı. 18. yüzyıl oluyor. Bir diğer sorudayız. Kırım'a bağımsızlık verilen 1774 tarihinde imzalanan Küçük Karnaca Anlaşması sırasında Osmanlı'nın başında kim vardır diye sorduk. Değerli arkadaşlar kim vardı? Birinci Abdülhamit. Değerli arkadaşlar vardır bu e, olay olayda bu anlaşma sırasında. Anadolu, Anadolu'dan, İstanbul'a gelecek kişiler için mürür tezkeresi alma zorunluluğunu getiren Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Bu padişah kimdir? İkinci Mahmut'tur arkadaşlar. Yani vizedir mürür tezkeresi dediğimiz. Burada cevabımız ne olacak? İkinci Mahmut olmuş olacak. Geçiş belgesidir mürür tezkeresi. Hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmeler arasında yer almaz? 2. Mahmut döneminde meclis-i vükela arkadaşlar dediğimiz bakanlıklar kurulacaktır. Divan-ı Hümayun kaldırıldıktan sonra Mehterhanenin yerine mızıka Hümayun kurulacaktır. Tercüme odaları bu dönemde kurulacaktır. Devlet memuru yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye kurulacaktır. Asar-ı Atik adıyla ilk arkeolojik müzenin açılması ise 2. Abdülhamit dönemine tekabül ediyor. Bir diğer sorudayız. İngiliz sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası yani Banka Osmani hangi padişah zamanında açılmıştı? Banka Osmani değerli arkadaşlar Sultan Abdülmecid döneminde açılmıştır İngiliz sermayesiyle. Osmanlı Devleti'ne Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu olan ressam ve arkeolog e, kimdir diye sorduk. E, bu soruyu yine bekliyoruz arkadaşlar. Yine soracak bir gün, bir gün ÖSYM Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusudur yani Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusudur kendisi. Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne, daha sonra da arkadaşlar Mimar Sinan Üniversitesi'ne dönüşecek. Benim altımda doldurduğum hazineyi torunların, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlensin. Aksi halde hazine-i humayun benim mührümle mühürlensin diye vasiyette bulunan Osmanlı Padişahı kimdir diye sorduk. Arkadaşlar, hiçbir Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim kadar hazineyi ne yapamadı dolduramadı. Böyle bir vasiyette bulundu arkadaşlar. E, ve bu vasiyette gerçekleşti kimse onun kadar dolduramadı. Ve onun mührüyle mühürlendirdi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusuna kapıkul ocakları arasında yer almaz diye sorduk. Humbaracılar yer alır, cebeciler, topçular, lağımcılar yer alır ama azaplar, bekar erkeklerden oluşan azaplar ise eyalet ordusu içerisine yer alıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları'nda göstermiş olduğu başarılarından dolayı Hamidiye Kahramanı olarak tanınan ünlü devlet adamımız kimdir? Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Rauf Orbay e, soru çıkma potansiyeli olan bir devlet adamı. Osman Devleti'ne dağılma sürecini durdurmak adına siyasi akımlar ortaya çıkmıştır. Bunlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem'i merkezciliktir. Osmanlı'da İslamcılık fikrinin önemli temsilciler arasında hangisi yoktur? Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa, Cemalettin Afgani, Ahmet Hamdi Akseki var ama Namık Kemal Osmanlıcılık fikir akımının temsilcisi. 20-22 Ekim 1919'da temsil heyetiyle İstanbul hükümeti arasında gerçekleşen Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinin başında bulunan Devlet adamı nokta nokta 5 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul hükümeti arasında gerçekleşen Bilecik görüşmelerinde İstanbul hükümetinin başında bulunan devlet adamı ise nokta nokta olmuştur. Yine önemli bir soru kalıbı arkadaşlar. Amasya genelgesinde Amasya görüşmelerinde daha doğrusu arkadaşlar gene genel çıktı. Amasya görüşmelerinde Ali Rıza Paşa vardır. Görüşmelere katılan devlet adamını sorarsa Bahriye Nazırı Salih Paşa'dır. Bakın hükümet farklı, katılan farklı. Bunlar temsil ediyor. Bilecik görüşmelerinde ise İstanbul Hükümeti'ni temsil eden devlet adamı kimdir? Tevfik Paşa'dır. Görüşmelere katılan Ahmet İzzet ve Salih Paşa'lardır. E, Temsilen katılıyor. ÖSYM yoklayabilir arkadaşlar. Yani Amasa görüşmelerinde Ali Rıza Paşa, e, Bilecik görüşmelerinde Tevfik Paşa var İstanbul Hükümeti'nin başında. Mustafa Kemal ünlü Hatta müdafaa yoktur. sat müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz sözünü nerede söylüyordu? Sakarya'da arkadaşlar. Sakarya'da söylemişti Sakarya Savaşı'nda. Misak-ı Milli tanıyan ilk itilaf devleti. Arkadaşlar Ankara Anlaşması'nın ardından kim olacaktır? Fransızlar olacaktır. Lozan Anlaşması'nda Yunanistan tarafından savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilen yer neresidir? Arkadaşlar ee, kara ağaçtır. Kara ağaç veriliyor Türkiye'ye. Mustafa Kemal Atatürk döneminin siyasi partiler arasında hangisi yoktur? Atatürk döneminde arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası var. Trakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ahali Fırkası var ama Ahrar Fırkası yer almamaktadır. Ahrar Fırkası ise Osmanlı'da kurulan ilk siyasi partidir. Musul sorununun alevlendiği dönemde Hakkari'de bulunan Hristiyan ahalisinin çıkarmış olduğu Asturya ayaklanmasını bastıran komutanı sorduk sizlere değerli arkadaşlar. Bu komutanın ismi nedir? Bakıldığı zaman Cafer Tayyar'dır. Cafer Tayyar eğilmezdir. 7. Ordu komutanıdır kendisi. Ne yapıyor? İsyanı bastırıyor. 1932'de kurulan Halk Evleri'nin yayın organı nedir? Ülkü dergisidir arkadaşlar. Halk Mecmuası Minet Mekteplerinin Belleten Türk Tarih Kurumu'nun yayın organıdır. Sebir Reşat Mehmet Akif Ersoy'un çıkarmış olduğu dergidir. Ve İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergidir. Kadroda arkadaşlar nedir? Kadro dergisi de Yakup Kadri'nin çıkarmış olduğu dergiydi. Türkiye kanunlardan hangisini İtalya'dan almıştır? Türkiye ceza kanununu İtalya'dan alıyor arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Medeni, e, borçlar, icra, iflas bunlar İsviçre'den idarede Fransa'dan. Atatürk döneminde yurt dışına gönderilen ve döndüklerinde Ankara Musiki Muhalli Mektebi'ni öğretmen kadrosuna görevlendirilen Türk sanat tarihinde Türk beşleri olarak anılan müzik insanları arasında kim yoktur? Ulvi Cemal Erkin var, Cemal Reşit Rey var, Necil Kazım Akses var, Ahmet Adnan Saygun var, Hasan Ferit Alnar var ama Emin Onat yok. Emin Onat Anıtkabir'in mimarıdır. 17 Şubat 1923 senesinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Kazım Karabekir yapmıştır. Toplanmasında Mahmut Esat Bozkurt dönemin iktisat vekili Mustafa Kemal'de açılış konuşmasını yapacak. Sovyet Rusya Soğuk Savaş döneminde komünizm rejimini yerleştirmek amacıyla kendisine bağlı uydu devletler oluşturmuştur. İngiltere Başbakanı Churchill bu uydu devletlere demir perde ülkeleri deyimini kullanmıştır. Hangisi bu demir perde ülkelerinden biri değildir diye sorduk. Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Bulgaristan var ama Fransa yoktur arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Hangisi Soğuk Savaş döneminde Batı bloğu lideri Amerika'nın kurulmasının önce olduğu oluşmadan biri değildir? Diye sorduk. Truman Doktrini, Marshall Planı, OECD, NATO Amerika'nın öncülüğünde kuruldu ama Comecon Sovyet Rusya'nın öncülüğünde kuruldu. Amacı komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliğini gerçekleştirmek ve üye ülkelerin sanayileşmesini hızlandırmaktır. Son sorudayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili hayata geçişte ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. İlk demir yolu müteahhitidir. İlk yerli paraşütünü yaptı. Bursa'da Sümerba Bank'ın Meninos fabrikasını kurdu. İzmit'te Selilos fabrikasını kurdu. Bu ismimiz kimdir? Nuri Demirağ'dır değerli dostlar. Evet sizlerle birlikte arkadaşlar Büyük olasılıkla 100 soruyu geçti birazcık ama olsun. Bayağı bir soru görmüş olduk. Tahmin videomuzu ne yaptık? Sizlerle çözmüş olduk. İnşallah buralardan e, sorular gelir değerli arkadaşlar. Sınavınıza sizlere şimdiden sonsuz başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun her birinizin. Değerli arkadaşlar. Son dakikaya kadar çalışmayı bırakmayınız. Bol bol tekrar, bol bol soru çözümü, bol bol deneme. Ne yapınız? Çözünüz. Son dakikalarda, son günlerde... E, videomuzu burada bitirelim. Kanalımıza asper kadar abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a